benden ayırma. Seni kıskanıyorum, beni yanından ayırma. İster kölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen, inan yaşatmam seni. Bil ki yaşatmam seni. İnan yaşatmam seni. Falcılar kraliçesi Nergis var mı falına baktırmak isteyen? Doğru, tıraşı bırak da onun falına ben bakayım. Ulan geçmişi tenekeli gebeş! Gör bakalım kim kimin falına bakıyor. Yeter! Müşteri daima haklıdır, kovuyorum seni! Gir. Aa, hayrola? Bu saatte Luna Park'ta değil misin? Kovuldum. Sulu'nun biri yüzünden sepetlendik işte. Hayat mı bu be Suzan abla? Tekmil belalar bizi bulur. Üzülme be kız. Gel bizim sazda çalış ha. Senin şarkıcılık yaptığın yerde ben de şarkı mı okuyacağım? Ne çıkar? Şimdilik istersen sigara, fıstık, fındık, çiçek satarsın. Öğün sonra bir yardımcıya ihtiyacım var soyunup giyinirken. İki can daha başka oluruz. Ayrıca ben de para veririm. İyi ama kabul ederler mi ki? Kabul etmemek ne kelime. Sen bizim yıldızımızsın. Senin arzuların emirdir Suzan. Nasıl, beğendin mi Leyla'cığım? Öbür fıstıkçı kızlara top attıracak kadar nefis. Kızım sen şimdi git, yarın gel. Yarın çalışırsın. Yani işe alındın mı? Çoktan. Ah, teşekkürler! Teşekkür ederim Suzan abla! Maşallah, bu ne surat? Makineli tüfek gibi yazıyorsun. Tabii, en büyük aşk romancımız. Yeni romanının konusu ne? Bir sokak kadını. Ha, ama sokak kadınlarını tanımadığın için beceremiyorsun. Romanlarına konu olarak beni alsan. Ya, öyle mi şekerim? Ekrem, nişanlın doğru söyledi. Haklısın abiciğim. Budalalık hakkında bir eser yazsaydım, Jale iyi bir konu olurdu ama... Ben gidiyorum şekerim. Senden bir ricam var Osman. Yeni romanımın kahramanını arıyorum. Sen barları, sazları, sokak kadınlarını iyi bilirsin. Hem de avucumun içi gibi. Hadi, beni dolaştır oralarda. Emredersiniz büyük yazarımız, buyurun. Buyurun fıstığınızı. Teşekkür ederim. Sigara, 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 sigara. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nereden geldi bu be? Hiçbirimize iş bırakmayacak kardeşim. Çekip kenara kulağını bükelim. Dağdan gelip bağdakini kovmak var mı? Hadi sepetlerimizi bırakalım. Teşekkür ederim. Bir dakika baksana sen buraya. Ha? Ne var? Ne oluyor? Daha ayağının tozuyla kıtlık mı getireceksin bize be? Amma aç gözlüğümüzsün. İlk geceden bütün müşterileri araklamaya kalktın yani. Nefesine güvenen borazancı başı, müşteriler kendileri istiyor beni. Ayağını denk al, yedirmezler sana hepsini. Bana bak, yaşatmayız seni burada. Anlayalım yani, aranızda haraç cemiyeti mi kurdunuz? Evet, cemiyet kurduk, ne olacak yani? Bana sökmez sizin palavralarınız. Sizin gibi pis çirkeflerin avlamasına pabuç bırakmıyorum ben ha. Ağzını yırtarsak anlarsın böyle konuşmayı. Kağıt kaba kağıt. Fazla yırtma, dikiş tutmaz sonra. Dikkat çok oldu. Tam aradığım yere düştük. Sağ ol Osman. Anlaşılan senin canın dövülmek istiyor. Dövülmüşüm mü sırf şaşırtmara? Çekil! Dur kızım, dur kendine gel. Kabahat onlar da, zorla kaşındılar. Affedersiniz, isteyerek olmadı. Çiçeğinize teşekkürler. Buyurun beyefendi, buyurun oturun. Oturun beyler, sakin olun, buyurun oturun. Romanım bir kavgayla başlayacak. Fıstıkçı kızın kavgasıyla. Bakıyorum sardı seni Yosma ha? Hem de nasıl.
Zillilere verdim derslerini. Ayırmasaydılar hastanelik edecektim. Fazla ileri gitmedi, buradan da sepetlemesinler. Kendileri yelken açtı be abla. Seni istiyorlar. Ne güzel şey seyircilerin seni istemesi. Hadi seni de şarkıcı yapalım buraya. Bu kadar ders aldın. Sesin de çok güzeldir. Olmaz. Bu gazinoda bir okuyucudan fazlasına yer yok. Aslanım Suzan, helal olsun sana! Buraları lüks pavyonlardan daha eğlenceliymiş. Nişanlın seni burada görse? Hız gelir. Şimdi şahane kadın Suzan! Yavrum, gelin benim, şeker! Bu kızla tanışmam lazım. Atom Suzan'la mı? Ha, yaman şarkıcıdır. Yoo, hayır, kavga eden şu fıstıkçı kızla. Tam romanımın kahramanı. Fıstıkçı kızlar en kolay elde edilenlerdir, avucunda bil. Elbette beyefendi, gerçekten büyük adamsınız. Bütün bunları benden 3 milyonluk krediyi koparmak için söylemiyorsunuz herhalde. Çok şakacısınız. Ekrem nerede Jale? Romanını çalışıyor babacığım. Benim öyle bir nişanlım olsa çalışırken bile yalnız bırakmam. Neden? Kaparlar da ondan. Sizin yüzünüzden beyefendi domates salçasına çevirdim. Gazlayın hadi! Hadi hepiniz dışarı, yoksa polis çağırırım. Hadi defolun buradan, defolun! Size ikinci bir piyango çıktı bu akşam. Çok özür dilerim beyefendi. Bana kızmadınız mı? Tanıştığımıza memnun oldum küçük hanım. Domatese bayılırım. Buyurmaz mısınız? Çek arabanı oğlum, aradığın bizde yok. Sizi evinize götürsem? Acaklarım sağlamdır. Hem yanlış kapı çaldın, ben öyle kaidesinin altına 4 tekerlek yerleştirilmiş araba züppelerine pas vermem. Siz yeryüzünün en başa kızısınız, biliyorum. Siz miydiniz? Evet. Vaktiyle biraz şapkınlığım vardı ama... Hiçbir zaman 4 tane otomobil tekerlerine güvenerek yapmadım o işi. Korkmazsanız buyurun, sizi evinize bırakayım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Fakirhaneye gidip domatesli bir yumurta. Benle yemek yemek lütfunda bulunur musunuz? Ben yemek yerken siz seyretmek fedakarlığında bulunursanız bana göre hava hoş. Kusura bakmayın, tavuğun lezzetini çatal bıçakla paylaşmaktan hoşlanmam. Ne kadar içi dışı bir kızsınız. Samimiyetinize hayran olmamak elde değil. Şunu aç gözlülüğüme desenize. Yer misiniz? Hay yaşasın, siz de bizden oldunuz. Dostluğumuzun şerefine. Şerefine. Dans edelim mi? Yemek üstüne iyi gider. Etmesek daha iyi. Sebep? Bir gün bir düğünde biri dansa kaldırmıştı. Ama ne dans, güreşir gibi. Herif sıkar da sıkar, sonra kafasına şişeyi yiyince tabii. Ben ne güreşe meraklıyım, ne de kafamı yardırmaya. Hadi, dans edelim. Böyle bir yere geldiğim ilk erkeksiniz. Sizinle de teşekkür için çıktım. Teşekkürü yarına bıraksak. Yarına mı?
Yarın buluşsak. Saat 11'de. Neden olmasın? Dolmabahçe'de, saatin altında. Saatin altında. En sevdiğim yerdir. Sıkıldım mı hep oraya gider, bedava tarafından denizi seyrederim. Bugünden yarına kadar bir asırlık zaman varmış gibi gelecek bana. Bu iltifat mı, alay mı? Kalbimin sesi. Geleceksin değil mi? Gelmeyecek bir şey yapmadınız ki. Ekrem Bey uyuyorlar. Dur, dur. Şişt, Ekrem! Ekrem! Hayır ola. Jale'nin namına geldim. Akşam evde olmadığını öğrendi. Ne olur öğrenirse? Ne olur öğrenirse var mı? Jale'nin babasıyla işler iyi gidiyor. Abi, ihtiras seni nasıl da komikleştiriyor. Şu zavallı sosyete budalasını başıma musallat ettin. Bir emir vakiyle nişanlarımızı ilan ediverdin. Telefon et, kızdan özür dile. Sabah sabah bunun için mi uyandırdın beni? Ne sabah? Saat 11'i geçti. Ne, 11'i mi? Beni zamanında uyandırdığın için abilerin en iyisisin. Çok affedersiniz, geç kaldım galiba. Yoo, ben de şimdi geldim. Hadi, atlayın da gidelim. Hayır, bugün siz benim davetlimsiniz. Hayatım boyunca kimseye borçluk almadım. Bugün yemeklerin parası bende. Hadi, köfteciye. Unutmayın, paralar benden. Sahi, siz ne iş yaparsınız? Biraz mirasçılık, biraz da yalan tüccarlığı. O da ne demek? Roman yazarım. Sahi mi? En sevdiğim şey roman okumaktır. Herhalde benimkilere değil. Nereye gidiyoruz? Dünyanın öbür ucuna. Buyurun Ekrem Bey. Anlaşılan dünyanın öbür ucuna getirdiğiniz ilk kız ben değilim. Vaktiyle sık gelirdim de. Mühim olan sizinle ilk gelişim. Alay etmenize lüzum yok. Ben basit bir sokak kızıyım, siz koca bir romancı. Viskiniz Ekrem Bey. Teşekkürler. Rica ederim. Her şey saat gibi maşallah. Demek bütün kızlar da aynı. Evet, aynıydı. Hepsiyle gelirdik. Birkaç parlak laf, bir iki kadeh viski ve sonra... Ama inanın buraya gelmek sadece bir an yalnız kalabilmemiz içindi. Niyetiniz öyle olsaydı da fark etmezdi zaten. Siz başka kızlara benzemiyorsunuz. Bunu bilecek kadar akıllı, bir falso yaparsam viski şişesini kafama yemekten korkacak kadar da çekingenim. Yoksa... Yoksa ne? Sizinle sen diye konuşmak istediğimi söylerdim. Ne fark ederdi? İnsanlar sen diye konuşurlarken daha rahat ilan aşk ederler de. Bak, görüyorsunuz kendimi korumasını da biliyorum. Kafanı kırmaya karar verirsem daha sağlam bir şey bulabilirim herhalde. Bana sen dedin. Aşkımdan değil, siz kelimesini kullanmaya alışık olmadığımdan. Ne tuhaf kızsın Leyla. Senden önce sayısını bilmediğim bir yığın güzel kadınla arkadaşlıklarım oldu. Ama hiçbirinde sende duyduğum hisleri duymadım. İnanmıyorum sana. Sokak kızıyım, kimsesizim, serserim diye alay ediyorsun benimle. Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni. Edepsizim, dişliyim falan ama zavallıyım aslında. Kaderin oyuncağı oldum, yetmez gibi bir de eğlence arayan zengin beylerin mi oyuncağı olacağım? Bütün bunları inanarak mı söylüyorsun Leyla? Tabii! Gözlerimin içine bak da, öyle cevap ver. Nereye baksam cevabım değişmez. En iyisi gidelim artık. Neden Leyla?
Çünkü Allah beni kahretsin, senden hoşlanıyorum galiba. Leyla, Leyla! Neler söylüyorsun? Senin işten deli olabilirim. Yeter Ekrem, zavallı bir kızın hislerinden istifadeye kalkışma. Leyla, hiç öyle bir şey yapar mıyım? Sen benim şehvet oyunlarıyla kirlenmiş benliğime tertemiz, bembeyaz rüyalar getirdin. Bitsin bu sevgi ne olur. Başıma bir dert açmak istemiyorum. Beni dert olarak gören ilk kız. Olabilir. Sıkılmaya başladım artık. Bekleyelim. Sana terasta muazzam bir sofra hazırlatayım. Dostça bir yemek ye. Genç kızın kara gözleri büyüdü, hırçın küfredercesine bir sesle sıkıldım artık dedi. Bu ürkek yaratılışının çocukça bir oyunuydu. Kaçmak için basit bir tuzak. Delikanlı dönüp onu bulamayınca donuvermişti, şaşkındı. Yüreğinde alışık olmadığı bir garip eziklik vardı, seviyorum galiba diye geçirdi aklından. Seviyorum galiba. Sevdiğini yeni mi anladın? Romanımdan bir cümle sadece. Sonra pişman oldum kaçtığıma. Belki de kötü değildi niyeti, yerini bilsen. Belki kendi gelir. Neyse canım, gelse de ne çıkar zaten. Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun. Oldum, aşkı romanlardan bilirdim. Tatlı şey sanırdım. Tatlıdırdı. Daha ortada bir şey yokken bile göğsüm daralıyor, içim bir tuhaf oluyor. Ekrem. Ekrem. Benimle ilgilenmediğini ilk defa görüyorum. Git! Git! O koskoca bir aşk romancısı. Binlerce genç kızın kalbi onun için çarpıyor. Ya ben kimim? Bir gazinoda fındık fıstık sigara satan basit bir kız. Onu bir daha görmemeliyim. Bu tehlikeli oyun bitmeli artık. Yalnız hayaliyle yetinmeliyim güzel anılarımın. Ve her gün bir türbe gibi ziyaret etmeliyim İlk buluştuğumuz yeri. Biraz dolaşabilir miyiz? Canın küfür istiyor galiba. Ne ahmak heriflersiniz be, rahat bir hava alamayacak mıyız? Doğru. Siz de öbür kızlara benzemezsiniz. Biraz durur musunuz? Defol peşimde yoksa fena olur. Sizi adımlarım değil, kalbim takip ediyor. Gelmemek elimde değildi. Sana... Ekrem Bey, siz ha? Siz değil, sen diyecektin. Hani benden hoşlanmaya başlamıştın. İnan seni her zaman... Susun, susun! Daha fazla konuşmayın, ne olur! Ne olur oynamayın benden, oynamayın, oynamayın! Kafana çantayı indirdiğim için beni affettin, değil mi? Sana rastlayabilmek için çok daha ağırlarına razıydım. Bak, beni kandırmak için roman yazar gibi konuşmana lüzum yok. Ben kimim ki? Şu anda asıl ben bir içim. Sen her şeysin. Ancak güzelliğin, insanlığın sıcak sevginle yücelebilir, sana yetişebilir. Bir küfürbaz sokak kızından çok şeyler bekliyorsun. Ekrem, sen beni mahvedeceksin. Jale'yi kovmuşsun bu evden, doğru mu? Maalesef doğru abi.
Canımı sıkmaya başladı bu taş bebek. Delilik etme! Allah'tan kızdan senin namına özür diledim. Bir de senin ağzından af dileme mektubu döşendim. Biliyorsun yazını çok iyi taklit ederim. Kız sevinç içinde kaldı. Yeter kal- abi! Artık beni bir dam ataşı gibi oynamana müsaade etmeyeceğim. Bu tabloyu annem yaptı, beğendiniz mi? Çok güzel. Suzan abla bu sefaleti Ekrem'e gösterme. Büsbütün küçümser, soğur senden dedi ama. Aksine, büsbütün devleştin gözümde. Daha da içim ısındı sana. Demek annen ressamdı. Hı hı, ama bir bu tablosu kaldı elimde. Senin sanatçı bir annenin kızı olduğun belliydi zaten. Şimdi herkes sürtük gözüyle baktıktan sonra ne fark eder? Benim seni melek görmem yetmez mi? Çok bilir. Babam da emekli bir müzik hocasıydı. Ondan tek miras kalan bu piyano. Şu anda bir lise talebesi gibi heyecanlıyım Leyla. İlk aşkım bu benim. Sevdiğim kızın bu masum yuvasında heyecanların en güzelini yudum yudum tadıyorum. Sözlerin yeni dünyalardan geliyormuş gibi. Her şeyi unutmuşçasına. Yalnız ikimiz için yazılmış bir şarkının içinde yaşamak istiyorum. Kızma bana, bu kadar çok şey istemek belki de delilik. Gençliğimden beri ilk kez şiir yazdım senin için. Dışarıda bir yaz yağmuru... ...Yaz sokaklar sensiz bensiz... ...Akşam olmuş ılık rüzgar... ...Loş sokaklar sensiz bensiz... Bin masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde, aşk bir rüyaymış uyandık, adı kaldı dilimizde. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz, masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı, kapanmışız kalbimize, sen bensiz. Ben sensiz. Ben sensiz, sen bensiz. Oh, çok teşekkür ederim Ekrem. Hiçbir şey beni bu derece sevindiremezdi. Çocukça yazılmış basit bir şiir. Oh, dünyalar benim oldu. Bu bizim şiirimiz olsun Ekrem. Bağlılığımızın şiiri. Bir gün aramıza bir kara kedi girer ayrılırsak... ...aşk dolu günlerimizi birbirimize bu şiiri haykırarak hatırlatalım ha? Sen bensiz. Ben sensiz. Bu mısraları seni kaybetmekten korktuğum saatlerde yazdım. Tekrar edelim, asla ayrılmayacağız. Asla ayrılmayacağız. Aşk mabudemsin benim. Aşk mabudem. Kızlar! Yarın akşam üyesi bulunduğum Kimsesiz Çocuklar Okutma Derneği'nin bir balosu var. Hepiniz cemiyet menfaatine hediyeler satacaksınız. Yevmiyemiz ne olacak peki? Ben yevmiye falan istemem patron. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Yaşa be kız! Sayın davetliler! Şimdi satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Kıymetli teberrularınızla bu hediyeleri lütfen değerlendiriniz. Ayrıca sizlere büyük bir sürprizimiz var. Bu gece aranızda gizli bir film çekme kamerası dolaşıyor. Bu kamera gecenin misafir güzellerinin güzel pozlarını hiç haberleri olmadan tespit edecek. Ve gecenin sonunda bu çekilen filmleri büyük fedakarlıklarla banyo ettirerek kıymetli davetlerinize takdim edeceğiz. Ve siz bu güzellerin en güzelini seçeceksiniz. Hadi sevgilim dans edelim. Şimdi kim bilir görünmeyen kamera benim ne güzel pozlarımı tespit etmektedir. Hmm.
nişanlını bana tanıştırmayacak mısın Jale? Nişanlım Ekrem, biliyorsun meşhur romancı. Kartvizitimi okumaya lüzum var mı Jale? Ben romancı olmayıp da adamdan Ekrem olsaydım... ...değil nişanlım diye tanıtmak semtime bile uğramazdım. Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın. Ekrem! Beni affet, seni seviyorum. Hakaretlerine kızmamak için kendi kendime söz verdim. Seni artık hiç üzmeyeceğim Ekrem. Nereye Leyla? Müsaade edin de gideyim, biraz rahatsızlandım da. Oldu mu ya kızım, hani söz vermiştin fakir ve kimsesiz çocuklar için çalışacağına... ...hem en iyi teberru toplayan da sensin. Hadi sil gözünün yaşını da vazifene dön, hadi, hadi. Şekerim, senin romancılığınla iftar ediyorum. Niye kızıyorsun bana? Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım. Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam. İğrenç pazarlığınıza ben siz de devam edebilirsiniz. Gelin beyefendi, gizli bir köşeye gidelim. Rica edeceğim Jale, siz de bizimle gelin. Bir dakika şekerim. Nasılsın Leyla? Seni burada göreceğimi hiç tahmin etmiyordum. Doğru, haklısınız. Sizin davetli olarak baş köşelerinde kurulduğunuz bu yerlerde... ...biz zavallılara yalnız işçilik yapmak düşer. Bunu alabilir miyim? Tavsiye etme. Güzel bebek. Bugün yarın bu kara atarsınız. Bunu alsanız daha isabetli bir hareket etmiş olursunuz. Gönlünü kırdığınız fakir kızların arkasından sepet havası çalmaya yarar. Paranız da sizde kalsın, nişan hediyem olur. İnan Leyla... O nişanlılık abimin basit bir oyunu. Oyun çocuklara mahsustur Ekrem Bey. Rica ederim bir daha kendi oyuncaklarınızla oynayın. Bizim gibi kalbi kırıklarla oynamak fayda vermez size. Oo maşallah, bizim yazarımız borumu çalıyor. Beni affedin. Siz çaresizlik nedir bilir misiniz? Ve bir insan önünüzde eğiliyor. Gözlerimin içine bakarak cevap verin. Ben size hiç yalan söyledim. Söyleyin, yalan söyledim mi? Bazen elimizde olmadan... ...kendimizi ta uçurumun dibinde buluruz. Ama çırpınmamız... ...kurtulmamız gerekmektedir. Hey! Delirdin mi Ekrem? Bu satıcı kızın elini niçin öpüyorsun? Oo, tanıdım, o geceki kız. Bir defa değil, bin defa öpmek isterim. Etrafa dikkat et Ekrem. Allah'tan nişanlan ağabeyinle beraber. Kredi işini konuşuyor. Allah kahretsin, benim nişanlım falan yok. Bana bir saat müsaade edin. Sizin için yepyeni bir dünya kurayım. Sayın davetlilerimiz, gecenin en büyük bağışını ilan ediyorum. Kıymetli romancımız Ekrem Arkın, son romanı Aşk Mabudesi'nin bütün telif hakkı kazancını... ...fakir ve kimsesiz çocuklara okutma cemiyetine bağışlamıştır. Hepinizin önünde ona teşekkür bizim için büyük bir borçtu. Sayın davetlerimiz, bu naçiz bağışımı kabul etmek lütfunda bulunan cemiyetinize asıl ben teşekkür etmek isterim. Eğer romanlarımı okuyorsanız ve onları size beğendirebiliyorsam duyduğum mutluluk sonsuzdur. Aşk Mabudesi romanımın manevi yönünü hiçbirinizin tanımadığı, bana insanlığı, bana doğruluğu, bana sevgiyi öğreten kalbimin tek mabudesine ithaf ediyorum. Ben sana demedim mi Don Juan kıyafeti giymek bana uğur getirdi diye? Bak Balo'daki kızlar neredeyse benden dans etmek için birbirlerini bıçaklayacaklar. Bono tarihlerine çok dikkat muhakkak etmek lazım. Muhakkak efendim, muhakkak çok dikkat ederiz. Bono tarihlerini nasıl emredersiniz acaba? Ben prensip sahibim. Bravo Leyla, evet. Satışın bir rekor. Biz de geçeriz şimdi onu. Oh, Ekrem de nerede? Sıkıntıdan patlayacağım yani. Şimdi gecenin son sürprizi. Gizli film çekme kamerası gecenin güzelini seçiyor. Güzellerin en güzelinde kameramız çok fazla durmuştur. Gene de karar sizin. Güzellerin resimlerinin başlarında ve sonlarında anonslar yapılacaktır. Herkes beğendiği güzelin numarasını davetlisinin arkasına yazarak reyini verecektir. Ben de seninle geliyorum Leyla. Her zaman aşkımızın bitmesinden korkmuştum. Ben de seni kaybetmekten. Maalesef ikimizin de düşündüğü oldu. Başlıyoruz!
dudaklar, gözler, dudaklar, bir çift göz acaba sahipleri kim? İşte üç numaralı güzel, tekrar dudaklar, bir çift güzel göz, sahipler ne arıyoruz sevgili misafirlerimiz? İşte gecenin sürpriz güzeli, bu güzel davetlerimiz arasında değildir. Acaba kim? Şimdi gecenin ikinci kısmı başlıyor. Lütfen notlarınızı alın. Niçin kaçıyorsun Leyla? Gördüklerimin en güzeli sensin. İstemiyorum, gitmek istiyorum, kaçmak istiyorum. Gerçeklerden kaçamazsın Leyla. Sen aşk mabudesisin, ben sana tapan bir insan. Bağlılıkların en yücesi bu. Seni seviyorum. Dünyanın öteki ucuna da gitsen, gene peşinden geleceğim. Leyla, gecenin kraliçesi seçildi. Halk alkışlarla seni istiyor. Hadi, hadi! Hadi, hadi gel! Hadi gel canım! Söyleyin gelmiyor. O yalnız benim kraliçem artık. Kraliçe olduğunu hadi gel! Beyim, bırakın kızın istikbaline mani olmayın, taç giydirecekler. Ona en güzel tacı ben giydireceğim. Gelin taç. Benden evlenir misin Leyla? Para vermekten vazgeçti. Derhal ondan barışmalısın, yoksa iflas ederim! Senin ticari iflasın yüzünden mutluluğumu iflas etsin istiyorsun? İyi düşün Ekrem, yarına kadar kararını bekleyeceğim. Bin yıl beklesen değişmez. Ben kararımı verdim. Sonra hayatın boyu pişman olursun! Pişman olursun! Hanımın nerede? Hangi hanımın? Leyla. Ne yapacaksınız ona? Haddini bildireceğim. Size karşı hakaret mi işledi? Hanımım iyi kadındır. Hizmetçisi için iyi olabilir ama bir ders almaya ihtiyacı var. Hanımım için böyle konuşmayın. Sen ukalalığı bırak da neredeyse çağır şunu. Seni kandırabilir ama beni değil. Şu döküntü evde oturan bir budala neyine güvenip de Ekrem gibi ünlü bir romancıyı ayartmaya kalkıyor? Ekrem de kim? Nişanlım. Her erkek gibi sokak kadınlarında geçici maceralara bayılır. Hanımın da bunu fırsat bilip sülük gibi yapışmasın çocuğa. Nişanlınızdan eminseniz ne telaşlanıp geldiniz buraya kadar? Ne gevize şeymişsin sen? Sadece hanımımla çok samimiyim. O sersemi korumak sana mı düştü? Hadi çağır şunu da konuşayım. Söyleyeceklerinizi bana anlatabilirsiniz. Sen? Evet benim. Bizler evimizin hem hanımı hem de hizmetçisiyizdir. Sahtekar sen de Ekrem seni bu kılıkta görse... Eminim daha beğenirdi çünkü... Çünkü erkekler hizmetçilerle de oynaşmasını severler. Sadece oynaşmak korkusuyla buralara kadar zahmet buyurmadınız hanımefendi, korktunuz. Senden mi korkacağım? Senden mi? Evet! Çünkü ben erkeğimin hem kadını hem hizmetçisi hem de kölesi olabilirim. Onun için her şeyi, her fedakarlığı yapabilirim. Unutma ki ben çok zenginim. Ekrem'i senden satın alabilirim. Sizin babanız zenginse benim kalbim. Siz güzelliğinizi makyaj salonlarından alıyorsunuz, ben Allah'tan. Er meydanı burası. Bir erkeği başka bir kadından dilenmeye kalkacağınıza... ...ruhunuzu, kalbinizi, iyiliğinizi ortaya koyarak onu kazanmaya çalışın. Tabii varsa. Hadi bakalım, güle güle. Bu sana pahalıya mal olacak. Orası zaman gösterir. Thank you.
Nereye gidiyorsun? Gör eserimle işte, kardeşi kardeşe düşürdün. Senin yüzünden öldü Ekrem'in abisi. Hayır, olamaz. Benim yüzümden ölmedi o. Bu mektubu Ekrem'in abisi intiharından önce yazmış. Ekrem, hayatımın sonu silahımdan çıkan kurşunla değil, seni bizlerden çalan o meşum kız yüzünden oldu. Çevreni göremeyecek kadar körleşmişti. Mezarımın başında inşallah gözün açılmıştır. Eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim. Ama sizin yüzünüzden ölmüş bir ağabeyinin son arzusuna da sırt çeviremeyeceğinizi sanırım. Jale ile evlenmem beni mezarımda rahat uyutacak Ekrem. Son sözüm bu. Bir ölü kardeşin son sözü. Bütün uğursuzluk sende. Bir insan senin yüzünden öldü. Bir yuva senin yüzünden yıkıldı. Çekil Ekrem'in yolundan. Hiç olmazsa abisinin vasiyetini yerine getir. Ben Suzan'dan vazgeçer miyim hiç? İkiniz beraber çalışırsınız. Hareketli şarkılardan bildiğim varsa bir de onlardan oku. Pekala, bir de neşeli bir şarkı söyleyeyim. Senin yüzünden bu çektiğim çile, perişan oldum, perişan oldum senin hasretinle. Senin yüzünden bu çektiğim çile, perişan oldum, perişan oldum senin hasretinle. Başın sağ olsun. Ne yapalım, kaderde bu da varmış. Sen orada matem tut, biz burada göbek atalım. Beni ilk tanıdığında bir sokak kadınının romanını yazıyordun. Falcı mısın be arkadaşım? İşte o dediğinden olduk. Aptal! Ben o sokak kadınından bir aşk mabudesi yaptım, taptım ona. Ayaklarımın dibine bütün bir dünyayı sermek isterdim. Bu dönüş niye, söylesene niye? Ha, bizim de değerimiz bu kadarmış. Bakırı altın suyuna çal gene bakırdır. Uzun lafın kısası. Balonun kralıçası olunca patronun aklı başına geldi. Beni bu gazinonun kralıçası yaptı. Hani sen evinin kraliçesi olacaktın? Ev çok dar, çok karanlıktı. Buralar öylesine renkli ki. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu kızın gözü bu kadar kararamaz. Benim tanıdığım Leyla temiz, tertemiz bir kızdır. Senin tanıdığın Leyla, Aşk Mabudesi romanında kaldı. Ben yaşayan Leyla'yım. Bu gazinoda fıstık fındık sigara satardım. Bir gecede 15-20 lirayı zor toparlardım. Bütün gayem bir okuyucu olmaktı. Bunun için yapamayacağım hiçbir fedakarlık olamazdı. Şimdi bana 200 lira teklif ediyor. Senin anlayacağın 15 misli büyüyorum. Bunu binler, 10 binler takip edecek. Yeter! Bin defa, 10 bin defa yerin dibine bat! Elimde olsa Aşk Mabudesi romanını bile yakarım. Ama ne yapayım ki kazancını hayır kurumuna bağışladım. Sahtekar yalancı! Bana söylediğin yalanları sarhoş müşterilerine söylemeye kalkma sakın! Onlar benim kadar aptal değildir, çürük yumurtaya hamurlattılar seni! Suzan abla, gitti. Nasıl söyleyebildim ona bu lafları? Nasıl söyleyebildim? Ben de şaştım vallahi. Buna sebep bütün o mektup mu? Evet. Ağabeyinin vasiyeti. Ne olursa olsun bir insanın son sözü. Sonra uğursuz kadın olmam
Bir insanın ölümüne sebep olmam çökertti beni. Yoksa ona bunu yapabilir miydim? Onu nasıl sevdiğimi bilmiyor musun? Vallahi beyefendi hiç böyle görmemiştim. Bir şişe viskiyi 10 dakikada içti, sonra kaçar gibi gitti. Müşterilerinin asil arzularına hizmeti şeref sayan fedakar müessesemiz sizlere yeni ses yıldızı, güzellik kraliçesi Leyla Gürsoy'u takdim etmekle bahtiyarlık duyar. Beni bu batakhaneye getirmek de nereden esti aklınıza? Herhalde havaalanında beklemekten iyidir. Bak benim bestem çalıyor. Bir daha aşık olmayacağım kimseyi, hiç kimseyi sevmeyeceğim. Ne yaşaran gözlere, ne uzanan ellere, ne verilen sözlere İnanamam ben artık. Ne yaşaran gözlere, ne uzanan ellere, ne verilen sözlere inanamam ben artık. Kalkalım mı? Dinleyelim sonuna kadar. Saati unutma, uçak kaçarsa. Her gün bir sürü uçak bulunur ama kabiliyetli bir kıza her zaman rastlanmaz. Bir seni sevmiştim ölesiye. Ellerimden, gözlerimden nasıl terk ettin beni? Ne yaşaran gözlere, ne uzanan ellere, verilen sözlere inanamam ben artık. Ne yaşaran gözlere, ne uzanan ellere, ne verilen sözlere inanamam ben artık. Neredesin Ekrem? Oho, bu ne surat yahu? Bırak beni, içmek istiyorum. Leyla'nın birdenbire değişmesinin sebebini öğrendim. Senin Jale yılanı son kozunu oynamış. Ölen abinin mektubunu değiştirmiş. Sıkıştırınca bülbül gibi söyledi. Zavallı Leyla da kendini sana bu yüzden kötü göstermiş. Sen gazinodan çıkınca bir ağlaması vardı. Vallahi yüreğim cız etti. Hadi git. Gerçeği anlat. Sana sarılacağına, senden af dileyeceğine iddiaya girelim. Leyla abla bir beş seninle görüşmek istiyor. Olmaz de. Ama meşhurmuş. Vız gelir meşhurluk, hayır dedim. Ben size vız gelebilirim ama siz beni çok ilgilendirdiniz. Ne münasebetle? Sesiniz tabii. Organizatör ve yıldız yaratıcısıyım. Murat Arsel. Canım öylesine sıkılıyor ki ekmek parası ötesinde ne yıldızlık ne bir şey umurumda. Üzüntülü olduğunuzun farkındayım. Fal mı açtınız? Şarkılardaki notalarla beraber sesteki duyguları da anlarım. Mesleğim. Boşuna vakit kaybediyorsunuz. Siz de inatçıyımdır. Sizin gibi bir kızın hayatta bir gayesi olmalı. Benim gayem şu anda sizden kurtulmak. Lütfen burnunuzu sokmayın işlerime. Siz de benim burnumun keyfine karışmayın. Çünkü o burun size büyük bir istikbal vaat ediyor. Ölülerin istikbali olmaz Murat Bey. Ben bir ölüyüm. Şarkı söyleyen güzel bir ölü. İnsan şarkı söyleyebilir. Hatta gülebilir. Ama gene de ölü olabilir benim gibi. Şu halde ölü ölü çalışabilir. Yükselmek, seyahatlere çıkmak isteyebilir. Seyahat mı? Turneler, yeni şehirler, şöhret, para. Söyledikleriniz içinde beni tek çeken şey seyahat. Bu şehirden uzaklaşmak, kaçmak istiyorum. Çalışıp terlemeyi göze alırsanız kolay. Anlaşılan çok acı bir aşk yarası. Ama her hikaye unutulur. Her yara kapanır. Önemli olan yarınlardır. Onsuz yarınlar,
Yeni mi ayrıldınız? Evet. Belki döner. Dönseydi dönerdi. Dikkat, çalışmaya başlıyoruz. Niçin susuyorsunuz? Cevap verin. Yoksa... Anlıyorum. Bana içki ver Osman. Söyleyeyim. Neyi söyleyeceksin? Kör olduğum, kör bir sevgili, karanlık dünyadan zavallı bir insan. Yeter! Çok mu kötü söyledim? Kötü değil, berbat! Artık sıkılmayı bırakmalısın Leyla. Vazgeçin öyleyse, ben yalvarmadım size, sesim bu kadar işte. İnsan yalnız sesiyle söylemez. Hatıraları, duyguları kalbiyle söyler. Ya o hatıralar çok acıysa? Istırap sanatın kamçısıdır. Yeni baştan. Kırık da olsa bir kalbin olduğunu hatırlayarak. Unutma, duygular ses kadar önemlidir. Amatör körlük pahalıya patlıyor. Yürümeyi öğrenene kadar evde kırılmayan eşya kalmayacak. Ne olur müsaade et. Leyla'ya haber vereyim. Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordur. Hayır. Istırapları bir gün nasılsa diner. Ama kör bir adama baston olmak ömür boyu sürer. Kısmette ayrılmak da varmış. Kadere karşı gelemeyiz. Hadi içki ver bak. Yeryüzünde 10 binlerce gözü görmeyen insan var. Onlar nasıl katlanıyor? Hı? Nişanlın kazayı duyduktan sonra seni aramaktan vazgeçti. Ama Leyla öyle bir insan değildir. Sekreter hanım yerinde mi? Evet efendim. Bu romanının finalini çabuk yetiştirmen gerekiyor. Niçin? Kitapçı büyük bir avans verecek. Biliyorsun, bu kitabın bütün parası kimsesiz çocuklarındır. Ama o bağışı yaptığında gözlerin görüyordu. Şimdi bir sürü masrafın oldu. Yeter! Ben sözümden caymam. Meteliksiz bile kalsam o para gene kimsesiz çocuklarındır. Gidebilirsin. Çok rica edeceğim, ben seni aramadan görüşmeyelim. Kabalığımı affedin. Rica ederim. Aynı kazayı kim geçirse sinirleri bozulurdu. Önemli olan rahat etmeniz. Bana arzuladığınız kadar kaba davranabilirsiniz. Çalışmaya başlayabiliriz küçük hanım. İsmimi niçin değiştirdiniz? Böylesi daha iyi. Leyla Gürsoy öldü artık. Ayla Gül olmak seni yepyeni bir insan yapacak. Bugüne kadar en sevilen sanatçıları sunmakla iftihar eden ben, bu gece en son ve en eşsiz eserimi tanıtmanın neşesi içindeyim. Yılların alkışlarını toplayacak büyük kabiliyet Ayla Gül. Tebrikler yavrum. Sağ olsun canım. Teşekkür ederim. Bir şey değil, bana değil. Sana bu gücü veren Tanrı'ya teşekkür et. Bir anlık şaşkınlık, yıllar kadar uzun geldi ikisine de. Kopuyorlardı yavaş yavaş. Kahramanınız müthiş bir kız, çok tutacak.
dünyanın en iyi kızıydı. Aşk hakkındaki düşünceleriniz? Aşk kelimesini sildim lügatimle. Aşka mı inanıyorsunuz yoksa erkeklere mi? Sadece kendime inanıyorum. En sevdiğiniz romancı? En çok sevdiğim insandır. İsmi? Müsaade edin de adı kalbimde kalsın. Bütün gazete ve dergiler senden bahsediyor. Hakkında en çok röportaj yapılan yıldızsın. Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla. Çıktım değil, çıktık. Siz olmasaydınız. Büyük bir Anadolu turnesi hazırlıyorum senin için. Önce Ankara, Adana, sonra Mersin... Anadolu'nun bütün güzel şehirleri, belki de Avrupa. Milyonların seveceği bir yıldız yapacağım seni. Milyonlar değil, tek kişi sevseydi keşke. O tek insan budalanın biriyse, senin büyüklüğünü göremeyecek kadar körse, buna üzülünmez. Bir serserinin hissizliği mutluluğuna mezar olamaz Leyla. Ayla Gül olarak her şeyimi size borçluyum Murat Bey. Ama Leyla Gürsoy olarak bana karışmamanızı rica ederim. Neyse, uzun lafın kısası. Hazırlan. Seni bu akşam Edebiyatçılar Birliği'nin yemeğine götüreceğim. Herkes bize bakıyor nedense. Beni kıskanıyorlardır. Kollarımda sen varsın. Kızlar arasındaki sükseniz dillere destan. Beni hayallerindeki şöhretin yoluna açılan bir umut kapısı olarak görüyorlar. Her şeyden önce yakışıklı bir erkek olarak görüyorlar. Belki ama... Bir tek insanın yakışıklı bulmasını isterdim. Cevap vermiyorsun Leyla. İnsanlar birbirlerine bizim kadar yakın olunca... ...Ya birbirlerini sevmeli... ...Ya da aynı şeylerden hoşlanmalı. Aynı şeyden hoşlanıyoruz ya müzik. Ama bu kadarı yetmiyor. Yetmiyor mu? Yalnızdayım ya. Kalbimde olmanı isterdim. Oturalım. Ayla Gül hanımsınız sanırım. Evet efendim. Sesinizi duymak isterdim. Her gece bulvar gazinosunda okuyorum beyefendi, zahmet buyurursanız. Gazinolara gidemiyorum, vaktim yok. Üstelik de yalnız benim için söylemenizi isterdim. Özür dilerim beyefendi, prensibim değil. Ya size tek şarkınız için son model bir Cadillac hediye ederim dersem... ...Herhalde prensibiniz de benim için bir değişiklik yaparsınız sanırım. Çok naziksiniz ama benim arabam var. Yalnız bir şoföre ihtiyacım var. Şoför olarak yardım etmek isterseniz memnuniyetle. Bir imza rica etsen. Memnuniyetle. Bütün plaklarınızı aldım ama sizi dinleyemedim. Gazinoya hiç gelmediniz mi? Biz oralara nasıl gideriz? Çok pahalı. Sizin için söyleyeceğim öyleyse. Sağ olun. Sevdim seni sevdim. Sevdim seni sevdim. Sana ömrümü verdim. Sen istedin. Yalnız benim ol dedin. Sen aşkımla dol dedin. Sen istedin. Her günüm seninleydi. Kalbim hep seni sevdi, sen istedin. Hiç ayrılık yok dedin, sonunda kaçıp gittin, sen istedin. Hani aşkımız, hani o sözler, nerede o sevgili? Aşk dolu gözler. Artık ne yapsan da boş. Şimdi başka aşka koş. Sen istedin. Son pişmanlık faydasız. Daha mutluyum aşksız. Sen istedin. Sus senin günah senin. Yalan dolu gözlerin. Sen istedin. Çıkma artık karşıma. Bırak beni yoluma. Sen istedin. Hani
aşkımız. Hani o sözler? Nerede o sevgili, aşk dolu gözler? Tebrikler, tebrik ederiz. Beş bin liranız var mı? Elbette. Ben bir şarkıya 5.000 lira alırım da. Buyurun. Teşekkürler, çok naziksiniz. Sizin de istediğiniz oldu mu, benim de. Alın bunu, gazinoya gelip beni bol bol dinleyin. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Tebrik ederim Leyla. Hayranım zekana. Teşekkürler. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme. Başkasına oturacağımız yeri sen seç Sevil. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme. Başkasına bağlamış, artık ondan bana ne? Dönme bana sevgilim. Gidelim buradan. Birdenbire başıma bir ağrı girdi. Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerim. Hiç görünme gözüme, belki yine severim. Hiç görünme yüzüme, belki yine severim. Oydu değil mi? Gözlerine bakarak seni tanımamazlıktan gelecek kadar duygusuz bir erkek hala sevilmeye değer mi Leyla? Yarın turneye gidiyoruz. Sil gözyaşlarını. Kendini harap ediyorsun. Yalvarırım gidelim. Ne oldu, bir şeyiniz mi var? Bilmiyorum. Garip bir his. Sanki bir an birini görür gibi oldum. Of, saçmalıyorum. Deliriyorum galiba. Biraz sinirleriniz bozuk o kadar. Yaşayamam,
hayatımsın, canımsın. İstek ölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversen, bil ki yaşatmam seni. İnan yaşatmam seni. Birazcık seviyorsan sözlerime darılma. Seni kıskanıyorum, beni yanından ayırma. Seni çok seviyorum, beni yanından ayırma. İstek ölen olayım, İstersen öldür beni. Başkasını seversen, bil ki yaşatmam seni. İnan yaşatmam seni. İki üç saat sonra İstanbul'dayız. Heyecanlı mısın? Biraz. Her şey için teşekkürler. Çok güzel, unutulmaz bir turne geçirdim. Acaba unutulmaz turne, unutulması gereken acıları unutturdu mu? Hayli. Bir başkasının aşkını görebilecek kadar mı? Bir başkasının aşkını ilk günden beri görüyorum. Evet. Onu mutlu edememek korkusu var içimde. Beklerim Leyla. Beni yıkan umutsuzluktur. Bin yıl bekleyebilirim, bin yıl. İş ki bana güven. Nasıl güvenemem sana? Sen olmasan ben bir hiçtim. Ne şarkı söyleyebilir, ne de yaşayabilirdim. İstanbul artık bin kere güzel görünecek Leyla. Seni çok, çok daha yükseklere, yıldızların üzerine çıkaracağım. Çok planlarım var senin için. İstanbul'u çok özledim. Çok güzel bir güfte. İnsana hemen beni bestele diyor. Ben sensiz, sen bensiz. Bu şiirin sence bir hikayesi var mı Leyla? Bu soru bir kıskançlık sorusu mu yoksa? Sadece sevdiğim kadın için duyduğum bir endişe. Sorunun cevabını kendin verecek kadar zekisin Murat. Yaz yağmuru, yaş sokaklar, sensiz bensiz. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar, sensiz bensiz. Akşam olmuş, ılık rüzgar, loş ışıklar, sensiz bensiz. Akşam olmuş, ılık rüzgar, loş ışıklar, sensiz bensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandım, adı kaldı dilimizde. Ayla Gül söylüyor, bu şarkının plağı da yeni çıktı, müthiş tutuluyor. Ben bile gelirken aldım. Bu akşam eve gidince ilk işim çalmak olacak. Plağın kapağında resmi var mı? Evet, var. Tarif eder misin? Peki efendim. Çok güzel bir kız sanırım.
Aysız geceler kadar siyah saçlar, dünyanın en güzel ağzı, en güzel kara gözlerinde en dişi ve en çocuksu bakışlar. Bu kız tam manasıyla bir aşk mabudesi. Tanıdığınız biri herhalde. Unutamadığım bir. Sana layık olsun diye masallardaki gibi bir düğün istiyorum. En iyi orkestralar, en meşhur davetliler. Ben basit bir kızım Murat, değmez. Sen bir yıldızsın. Gene de sade bir toplantıyı tercih ederim. Hem aklıma çok orijinal bir fikir geldi. Benim ilk çalıştığım ilk sahneye çıktım gazinoda. Ne olur. Bu benim için çok, çok iyi bir son olacak. Müjdemi verebilirim artık. Durum çok iyi. Basit bir ameliyatla ışığa kavuşabilirsiniz. Teferruatı hastanede görüşürüz. Müsaadenizle. Çok sevindim Ekrem Bey. Ben de karanlık günlerimde beni yalnızlıktan kurtardığın için sana teşekkür ederim. Demin gazetede bir haber okuyacaktın. Doktor gelince yarım kaldı. Ah evet. Sevgili şarkıcımız Ayla Gül'ün düğünü varmış da, hem de orijinal olsun diye ilk çalıştığı gazinoda yapıyor. Kaderin cilvesine bak sevgi. Neden üzülüyorsunuz? Gözlerinizin açılacağı sevinci daha mühim değil mi? Belki. Ama bazen gören gözle bir işe yaramaz. Gene geç kaldım. Yine yetişemedim. Her zaman böyle oluyor zaten. Mutluluğa bir adım kala kaybediyoruz. Her şey hazır. Nikah memuru, Murat Bey'le gelecek davetliler birazdan gelmeye başlarlar. Böylesi daha orijinal oldu. Düğününüze bütün basın baş sayfalarında yer verdi. Ekrem Bey sen mi davet ettin? Sinirlenecek bir şey yok. Asabım bozulacaksa ben konuşayım. Hayır. Sizi gördüler. Dikkat et, kör olduğumu anlamamalı. Kimse anlayamaz. Beyefendi davetli değilseniz gazinomuz bugün tutulmuştur. Özür dilerim, bir iki aperatif alıp gidecektik. Ben de düğünüme şeref verdiniz zannetmiştim Ekrem Bey. Gene de mutluluk dilemek isterim size. Mutluluk, siz dilemeseniz de kendiliğinden geliyor. Boşuna zahmet etmişsiniz. Ben hayatımdan memnunum. Sizden kopmak bana şöhret kapılarını açtı. Senin böyle konuşacağın hiç aklıma gelmezdi Leyla. Bir an için yaptıklarına pişman olabileceğini düşündüm. Pişman olsam, benimle evlenir miydiniz? Çok geç. Başkalarının üzerinde hakları olan insana sadece mutluluk dilemek düşer bana. Tanrı'dan dilediğim, onu çok, pek çok fazlasıyla sevin. Mutluluğunuzu hiçbir şey gölgelemez. Siz mutlu musunuz? Çok. Ben mutluluğu sensizlikte bulmuşum. Yıllar önce yazdığım şiir belki de alın yazımızı dile getirdi. Ben sensiz, sen bensiz. Siz beni hala seviyor musunuz? Dokunmayın bana. Konuştuklarımızı bir deli saçması olarak kabul edebilirsiniz. Hayır. Ben o zamanlar size bir oyun oynamıştım. Yeter. Kurulmakta olan mutlu bir yuvanın üzerine konacak bir baykuş değilim ben. Bunu böylece bilin. Hem kendi mutluluğumu da gölgelemek istemem. Peki, buraya niçin geldiniz? Gelmekle hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Allah'a ısmarladık. Kocanıza yalan söylemeyin sakın.
Hiçbir kimse aranıza girmesin. Daima her şeyi karşı karşıya halletmeye bak. Siz Leyla Gürsoy, Murat Arseli kocalığa kabul ediyor musunuz? Kabul ediyor musunuz kızım, cevap ver. Davetlilerden gizlemek için kaçtım. Özür dilerim Murat. Gözyaşlarından kaçamadıktan sonra onların görülmesinden kaçmışsın neye yarar? Onu seviyorsun hala. Hayır. Hayır. Hayır, sevmiyorum. Kazancını kimsesiz çocuklara bağışladığınız roman müthiş satıyor. Şimdi de yaptığınız bu büyük bağış... Kızılay'ın şeref listesine yazacağız isminizi. Bütün gazeteler servetini Kızılay'a bağışlayan eşsiz hayırsever diye bahsedeceksiniz. Hayır. Ben bunları kendime reklam olsun diye değil... kendimden kaçmak için bağışlıyorum. Hiçbir gazetede tek haber istemem bu konuda. Ben de müsaadenizi rica edeceğim beyefendi. Oturacak eviniz... bir tek eşyanız bile kalmadı Ekrem Bey. Kaybettiklerim arasında tek üzüldüğüm senden ayrılmak. Ben romanlarınızı ücret istemeden de yazarım. Roman yazmayacağım. Eski Leyla nasıl öldüyse... ben de eski Ekrem öldüreceğim. Peki göz ameliyatınız? Görmek istediğim tek şey başkalarına ait olunca... gözlerime de ihtiyacım yok artık. Ha İzmit'ten konseri dinlemek için buraya geldim kardeş, bir de geldim. Ne göreyim, saat 7'de kapı duvar, ne yaparsın? Allah razı olsun Aylagül'den, emir vermiş. Konseri kapı operlöründen dışarıya verin. Benim gerçek dinleyicilerim yağmurun altında bile olsa beni dinlemeyi göze alanlardır demiş. Dışarıda bir yaz yağmuru, ya sokaklar sensiz bensiz. Dışarıda bir yaz yağmuru, ya sokaklar sensiz bensiz. Akşam olmuş ılık rüzgar, loş ışıklar sensiz bensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandık, adı kaldı dilimizde. Tavernalar sensiz bensiz, ses vermiyor çalgıları. Tavernalar sensiz bensiz, masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. Masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandık, adı kaldı dilimizde. Artık bu hikaye, kader çeksin
kapımızı. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı. Kapanmışız kalbimize, sen bensiz, ben sensiz. Kapanmışız kalbimize, sen bensiz, ben sensiz. Daha freni sıkmasaydın, sabah kahvaltısını balıklarla beraber edecekti. Ne yaparsa boş görün, kumarda 50.000 bakel kazanmış. Hadi öyleyse bize içki ikram et. Şu yakıta bir mahzen taverna biliyorum, günün 24 saati açıktır. Tamam oldu, bütün paralar benden. Hadi bakalım serserler, siz de davetlisiniz. Sen de gel, hap hap! Onun gözleri görmez, feleksizin biridir. Bugün o. Nerede düştü aramıza? Hadi gazlanma, yürü bakalım. Hadi be ahbap, hadi ya, hadi. Hadi ahbap, bedava içki var, hadi. Hadi gazlanma. Aslanım, seni ya de davet ediyorlar. Kalk ya. Bakalım, kalk, hadi, kalk, gayret et biraz. Allah Allah. Yaşa be feleksiz, iyi ki seni de almışız. Hadi şerefe, şerefe. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz, bensiz. Ya bizim serseriler kralı geldi. Yo, piyanocuya laf yok. Öyle söylediği şiir, bayıldım doğrusu. Ah bak, istersen burada çalış. Müşterilere bol bol çalarsın. Biraz içki lütfen. Çok üşüyor. Köşkü her şeyini Kızılay'a bağışlayıp yok olmuş ortadan. Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Alo? Evet. Peki, çok teşekkürler. Kötü bir haber mi? Hayır. Altın plak kazandığımı müjdelediler. Niye ağlıyorsun? Sevinmen lazımdı. Kazanan şarkımın adı Sen Bensiz, Ben Sensiz. Oh, ben bu sensizlikten öldüm Ekrem. Dünyada hangi sevgili birbirine böylesine düşmandır? Hangi sevgili birbirine böylesine çile çektirir? Artık tahammülüm yok. Şelale saz açık mı? Kapalı. Zavallı patron hasta. Anahtarı bana teslim etti. Kiraya vermek istiyor. Sen de birkaç kişiye tavsiye etsen. Hı? Ver şu anahtarı bana. Görmeden nasıl çalıyorsunuz? Gözlerimle değil hanımefendi. Parmaklarımla çalıyorum. Aman ne komik! Neden kestiniz? Komikliği sevmediğim için. Nişanlım çalmanızı istiyor. Komikliğe devam edebilirsin ahbap. Ha 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 ha!
Bana kızmadınız mı? Tanıştığımıza memnun oldum küçük hanım. Sana gelmek istiyorum Ekrem. Ya sonsuza kadar seninle olmak ya da ölmek. Şöhretim, param, her şeyim var fakat ben sensiz, sen bensiz olunca niye yarar bu geçici gösterişler? Piyanocu gene başladı. Ne yapsın? Dertli adam. Herif sen bensiz, ben sensiz diyor da başka bir şey demiyor birader. Bir şarkıcıya aşıkmış galiba. O yüzden de kör olmuş. Yapamıyorum, bırak beni, bırak! Son çare hiçbir zaman ölüm değildir Leyla. Gel benimle. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaz sokaklar sensiz bensiz. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaz sokaklar sensiz bensiz. Akşam olmuş, ılık rüzgar, tavernalar sensiz bensiz. Akşam olmuş, ılık rüzgar, tavernalar sensiz bensiz. Sen uzaklarda değil, damarımda kanımsın. Ben sensiz yaşayamam, çünkü aşk mabudemsin. Ben sensiz yaşayamam, çünkü aşk mabudemsin. İstek ölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen, bil ki yaşatmam seni. İstek ölen olayım, istersen öldür beni. Başkasını seversen, bil ki yaşatmam seni. İnan yaşatmam seni.